Haber Aktüel devam ediyor sayın seyirciler. Bir başka konuya geçeceğiz. İki değerli konuğumuz var. Bilim ve teknolojinin bin yıllık serüvenini konuşacağız. Doçent doktor sayın Salim Aycüs hocamıza hoş geldiniz efendim yayınımıza. Ve İntekno Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı sayın Halil Kulluk'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu yayına ve sergiye sizin de katkılarınız var. Size katkılarınız nasıl oldu? Bunu soracağız birazdan ama az önce tabii biz depremi konuştuk. Oradan da hem konuyu bağlamak açısından böyle başlamakta galiba fayda var. İslam bilim adamlarının depremle ilgili bazı çalışmaları oldu zannediyorum. Bu sergide ve yayında buna da yer verildi sanırım. Ne gibi çalışmalar yapılmıştı o zamanlarda? Evet. İslam coğrafyasında pek çok bugünkü pek çok modern bilimin ilk çalışmaları altyapıları yapılmış. Bunlardan bir tanesi de yer bilimi ve bugün jeoloji dediğimiz bilimin ilk çalışmaları. Belki pek çok kişiye sürpriz gelecek. Bu konuyla ilgili çalışmaları ilk yapan kişi daha çok tıbbi çalışmalarıyla tanıdığımız İbn Sina'dır. Öyle midir? Evet. Bu bilgi hiç bilinmiyordu aslında, evet, değil mi? Bununla sürpriz. Birlikte evet. Gün ışığına çıkmış oldu aslında. Evet. Yani gerçekten çok önemli bir isim İbn Sina. Avrupa'da 19. yüzyıla kadar yazmış olduğu eserleri ders kitabı olarak okutuluyor. İslam dünyasını tabii zaten saymaya gerekiyor. Zaten bilinen bir isim ama Avrupa'da da temel ders kitabı olarak okutuluyor. Daha çok El-Kanun isimli tıp kitabı bilinmesine rağmen İbn Sina aynı zamanda bir filozoftur. Felsefi çalışmaları var. Ama aynı zamanda bu tür yer bilimlerine yönelik çalışmaları var. Onun ikinci ve çok bilinen kitabı Eş-Şifa bu tür konulara ayrılmıştır. Gerek deprem konuları, gerekse sıra dağların oluşumu ve bunlarla ilgili mesela geliştirdiği bir hipotezi var ve bugün Avrupa'da hala bu hipotez çok radikal bir yaklaşım olarak değerlendirilir ve önem verilir. Bunun haricinde diğer tabiat olayları, yeryüzündeki gelişimler nasıl olmuş, bunlarla ilgili çalışmalar yapmış bir bilim adamıdır. İlk sebepleri ve oluşumlarıyla ilgili yorumları yapan bilim adamıdır. Ama sadece İbn Sina değil, yine onunla aynı dönemde onunla yaşamış El-Biruni'ye bakıyoruz. Bu El-Biruni'nin çok önemli bir eseri var. Gerek kıymetli madenler ve değerli taşlar, gerekse yeryüzü şekilleri ve deprem sebepleri üzerine çalışması var. Tabii sadece bu değil, birkaç tane daha bilim adamının ismini sayabiliriz. Fakat bakıyoruz ki bu bilim adamlarının isimlerinin yerine 18. yüzyılda Avrupa'da yaşamış James Hutton bu konudan uzmanı olarak ortaya konuluyor ki doğrusu bu değildi. Doğrusu İslam bilim adamları bu bilimlerin ilk çalışmalarını ortaya koymuşlardır. Aslında bu kitapla ve tabii beraberinde sergiyle birlikte hem Müslüman bilim adamlarının hem filozoflarının çağlarca görmezden gelindiğini fark etmiş oluyoruz. Kitap en çok bu soruyu sordurtuyor sanki, değil mi? Evet, kitap şimdi bir icat kitabı. Bin yıllık bir boşluğu doldurma ve bin yıllık İslam dönemindeki altın çağı anlatma konusunda önemli bir eserdir. Aslında dünya medeniyet tarihi içinde karanlık çağ olarak bilinen aslında altın çağ, değil mi? Evet. Bu yöne ışık tutuyor. Avrupa merkezli bilim bakışında bu dönem karanlık çağ, Dark Ages İngilizcesiyle adlandırılıyor ama İslam dünyasında bir altın çağ yaşanıyor. Ve bugünkü 2000 yıllık medeniyet tarihine baktığımız zaman bugünkü modern Avrupa medeniyetinin tarihi 1600'lerden başlatırsak 400-500 yıllık bir geçmişi var. Ama İslam dünyası 7. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar 1000 yıllık bir geçmişi var ki çok daha geniş ve çok daha parlak bir dönemdir. Ve Rönesans'ta yapılan pek çok buluşun arka planını İslam bilim adamlarının ortaya koyduğu, geliştirdiği icatlar. Bunun görmezden gelinmesini siz nasıl algılıyorsunuz peki? İslam medeniyetinin bu çalışmaların, bu bilim adamlarının öne sürmüş olduğu önemli buluşları aslında Batı görmezden mi gelmeye çalışmış bir anlamda? Avrupalıların İslam medeniyetine bakışı bu noktada nerede sizce? Şimdi Avrupa medeniyetinin veya Rönesans'ın en önemli isimlerden birisi şüphesiz Newton'dur. Newton'un bir sözü var. Bugün İngiltere'de 2 pound demir paradır, madeni bir paradır. Onun etrafında yazar. Ben diyor çok ileriyi görebiliyorum diyor. Bunun sebebi diyor devlerin omuzları üzerinde yer alıyor olmamdan kaynaklanmaktadır diyor. Şimdi Newton'un hemen öncesinde baktığımız devler işte İbn Sina, Farabi, Biruni gibi İslam bilim adamlarıdır.
İlk dönem bilim adamları, Avrupa'da bilim adamları İslam medeniyetinde ortaya konulan çalışmalardan haberdarlar. Ancak bunu o dönemki siyasi ve özellikle dini baskı faktörü dolayısıyla ifade edemiyorlar. Mesela Kopernikus bakıyoruz, 13. yüzyılda yaşamış, İbn Şatır'ın bütün buluşlarını kendi buluşuymuş gibi lanse ediyor. Hiçbir şekilde ismini anmadan ve onun kullandığı tüm şekilleri tercüme ederekten, aynı şekilde çizerekten kitabına yerleştirmiş ama İbn Şadır'ın ismi yok. Ama biz Kopernik'i biliyoruz. Kopernik'i biliyoruz ama arkasında o var. Evet. İşte az önce bahsettiğim deprem konusunda İbn Sina ilk çalışmaları yapıyor ama James Hutton ismini veriyor. İşte az önce Halil Bey yolda gelirken bahsetti. Çiçek aşısı bizde özellikle Osmanlı dünyasında, İslam dünyasında bilinen, uygulanan bir aşıdır. Avrupa'da bilinmiyor. Ne zaman ki Lady Montagu İstanbul'a geliyor 1724 yılında, bu aşıyı görüyor, kendi çocuklarına uyguluyor ve bunun etkisini gördükten sonra İngiltere'ye bunu aktarıyor. Ve bu aşı bize, İngiltere'ye bizden gidiyor. Ama Halil Bey az önce söyledi ki Avrupalı diyor, biz diyor bu aşıyı diyor Avrupalı bir isim üzerinden tanıyorduk. Değil mi? Diyor. Evet. Şey derseniz, Halil Bey'e de söz verelim. Rica ederim, sözünüzü kesmek istemedim hocam. Estağfurullah. Ben çok iyi hatırlıyorum. Resimli Bilgi diye bir ansiklopedi vardı ben ilkokuldayken. Ve büyük bir hevesle bütün sayfalarını karıştırmıştım. 7 ciltli, bir de 2 ayrı ciltli vardı. Burada Doktor Jenner çiçek aşısını bulan kişi olarak bahsediliyordu. Biz yıllarca Doktor Jenner olarak bildik ama bu kitap elime geçince büyük bir hevesle ve iştahla okuyunca gördüm ki Lady Montagu, o zamanki büyük elçinin eşi, bunu görüyor, İngiltere'ye götürüyor ve sonunda Doktor Jenner tarafından lanse ediliyor bu. Aslında ama, bugüne kadar bildiğimiz yanlış bilgileri bir anlamda gün ışığına kavuşturmuş oluyoruz bu kitapla birlikte, değil mi? Evet. Siz nasıl bir önem verdiniz ki böyle bir katkıda bulunmak istediniz peki efendim, bu projeye? Bir dostum vasıtasıyla Selim Alhasani ile, Profesör Selim Alhasani ile tanıştım. Binbir İcat sergisi İstanbul'a geldiği zaman. Tabi yaz aylarıydı. Serginin bitmesine yakın bir gündü. Eşimle beraber sergiyi gezdik. Hakikaten çok etkilendim. Hemen kitabı da aldım. Ve serginin sonunda kaç adet kitap ellerinde kaldı diye bir soru yönelttim kendime. Kaç adet kalmıştı? Vallahi o zamanlar tahmin ediyorum bir 600 adet falan. Tamam dedim, hepsini alıyorum. Bir kısmı İngilizce, bir kısmı Türkçe. Ve o zamandan beri de önce yılbaşı hediyesi olarak ben dostlarıma vermeye başladım. Buradaki dostlarım çok etkilendiler. Ama yurt dışındaki dostlarımın şöyle ellerine aldıkları zaman gözlerindeki o heyecan ve birebir görüyorsunuz, görüyorum o heyecanı ve biraz da şaşkınlık ve büyük bir arzu, büyük bir istekle de hemen sayfalarını açıp içindeki bilgilere bakıyorlar. Bu tabii insanı çok mutlu ediyor. Çünkü sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Dark Ages, karanlık çağ diye bildiğimiz dönem aslında İslam dünyasının parıldayan bir çağ, altın çağ. O kadar güzel bilgiler, buluşlar ortaya çıkmış ki fakat Batı dünyası Rönesans'la beraber bunları almış ve tabiri caizse intihal yapmış. Yani Batı'nın plagiarism dediği intihal yapmış. Ama günümüze, referans vermemiş. Evet, günümüze baktığımızda Batı'da özellikle Avrupalıların Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a geldiğinde hem İslam medeniyetine hem Osmanlı'ya ne kadar ilgi duyduklarını, geri dönerken aldıkları objelerden, hediyelik eşyalardan da aslında anlayabiliriz değil mi? Tabii, basite indirgemek gerekirse tabii, galiba. Tabii. Sergiye dönecek olursak peki ilk önce İngiltere'de açıldı, sonra İstanbul'da açıldı, şimdi halen Amerika'da var değil mi? Evet. Şimdi sergi ilk olarak 2006 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde başladı ki bizim çalışmalarımızın merkezi de orada. Daha sonra İngiltere'nin değişik şehirlerini gezdikten sonra 2010 yılının ocağında Londra'da İngilizlerin en önemli müzesi olan Science Museum'da açıldı. Ve orada 6 ay kaldı. 6 ay boyunca 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bunlardan bir tanesi de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'di. Serginin ihtişamı karşısında hayran oldu ve bunu mutlaka İstanbul'a istiyorum dedi. Ve onun bu girişimi sonucunda İstanbul'a geldi geçen sene Ağustos ayında. Ve burada 1,5 ay veya 7 hafta kadar kaldı. Ve bu 7 hafta süresince 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi ki bu da çok önemli bir rakam. Ve ondan sonra
tekrar yurt dışına, Amerika'ya gitti. Ki İngiltere dışında ilk geldiği yerin İstanbul olması da son derece anlamlıdır. Az önce sizin işaret ettiğiniz Avrupalıların İslam dünyasına, Osmanlı dünyasına ilgisini göstermesi açısından son derece önemlidir. Hı hı. Daha sonra New York'a gitti ve şu anda New York'ta, Nisan başına kadar New York'ta kalacak. Ondan sonra Los Angeles'a geçecek. Ve Amerika'da bu şekilde turuna devam edecek. Evet, şu anda ekranda olan görüntünün bir örneği var masanın üzerinde aslında. Bu nedir? Evet. Onu da bir yakından tanıyalım bu, isterseniz. Bu çok önemli bir İslam alimlerinin çok önemli bir buluşudur. Hı hı. 1200 yıllarda Diyarbakır civarında yaşamış olan İsmail Rezzaz el-Cezeri tarafından icat edilmiş filli su saatidir. Filin karnında bir düzenek var. Bu düzenek bir su kabı içerisinde, bir su haznesi içerisinde altı delik bir su kabı var. Bu su kabı yavaş yavaş bataraktan filin karnında aşağıya iniyor ve bu esnada filin tepesinde bulunan bir anka kuşu var. Anka kuşunu harekete geçiriyor. Daha sonra burada bir katip var. Bu katibin ağzından bir top ejderhanın ağzına yuvarlanıyor ve ejderha yavaş yavaş inerekten aşağıdaki kasenin içerisine topu bırakıyor. Ve bu sirkülasyon her yarım saatte bir devam ediyor. Böylece saati göstermiş oluyor gün boyunca. Tabii bu sadece bir saat değil, aynı zamanda farklı temsil, farklı medeniyetleri temsil eden bir objedir. Nasıldır? Mesela bakıyoruz, en alttaki fil Hint medeniyetini temsil etmektedir. Evet. Filin hemen üzerinde bulunan halı İran medeniyetini temsil etmektedir. Filin üzerinde bulunan sarıklı zat İslam medeniyetini temsil etmektedir. En yukarıdaki anka kuşu Mısır medeniyetini temsil etmektedir. Ejderhalar da Çin medeniyetini temsil etmektedir. Filin karnındaki mekanik mekanizma da Yunan medeniyetini temsil etmektedir. Dolayısıyla tek başına el-Cezeri bir medeniyetler buluşmasını bundan 8 asır önce gerçekleştirmiş. Evet. Avrupalılar İslam biliminden nasıl haberdar oldular diye soracak olursak, bu kitap nasıl bir ışık tutuyor? Evet, şimdi Avrupalılar İslam medeniyetiyle karşı karşıya gelmeleri ilk olarak büyük çapta Haçlı seferleri dolayısıyla oldu. İlk karşılaştıkları dönem bu dönemdir. Daha sonra Endülüs üzerinden, İtalya üzerinden ve İstanbul üzerinden karşılaştılar. Ve bu karşılaşmaları onların İslam dünyası üzerindeki düşüncelerini değiştiren bir bakış açısı oldu. Mesela 11-12. Yüzyıllara bakıyoruz, İspanya'da şehirler muazzam bir şekilde dizayn edilmiş, sokaklar aydınlatılmış, kanalizasyon sistemleri kurulmuş. Aynı dönemde Paris'in ismi Çamurlu Paris iken Endülüs sokakları bu şekildeydi. Dolayısıyla Avrupa bu medeniyet karşısında şaşırıyor ve bunu kendisine transfer etmeye başlıyor. Aslında Avrupa'daki Rönesans'ın arkasında da İslam medeniyeti olduğundan söz ediliyor zannediyorum kitapta. Rönesans birdenbire çıkmadı gibi bir görüş var, değil mi? Bunun için yani bu kadar büyük bir hareket sıfırdan ve birdenbire başlayamaz. Çünkü hemen öncesinde bakıyoruz, Avrupa'da hemen hemen hiçbir şey yok. Mesela en basitinden tıp konusunda uygulamalara bakıyoruz. Avrupa'da bu dönemde delilerin, mecnunların tedavisinde çok sıra dışı uygulamalar yapılıyor. Bir kısmı yakılıyor, hatta bir kısmı toplumdan dışlanıyor. Cüzdanlılar tamamen toplum dışına atılıyor. Ve bakıyoruz, İslam dünyasında cüzdanlılar için özel mahalleler kuruluyor. Tedavi ücretsiz yapılıyor. Ve hastalara çok iyi bir bakım söz konusu. İlaçlar ücretsiz veriliyor. Aynı dönemde Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla İslam dünyasındaki bu uygulamalar karşısında şaşırıyorlar ve bunları kendilerine yavaş yavaş almaya başlıyorlar. En çarpıcı örneği de belki şudur. İki örnek vereyim. Birisi Fatıma el-Fihri tarafından Kayravin'de açılan bir üniversitedir ki dünyanın bilinen ilk üniversitesi bir hanımefendi tarafından açılıyor. Yine hemen ondan sonra Sankore'de açılan bir üniversite yine bir bayan tarafından, Mandika hanımefendisi tarafından destekleniyor. Bu üniversitelere bakıyoruz, hemen akabinde 9. 10. 11. yüzyılda İslam dünyasında üniversite kavramı gelişiyor. Hemen Kahire'de eserden bahsetmek lazım, El-Eser Üniversitesi'nden. Akabinde başlıyoruz, İtalya'nın güneyinde Salerno'da ve İngiltere'de Oxford gibi üniversiteler kuruluyor. Tamamen İslam dünyasının etkisi altında ve İslam dünyasındaki eserlerin tercümesi sonucunda Avrupa